Herkese merhaba. Taşınmanın 3. günü bugün. Dün en son sizi nerede bırakmıştım? Artık gerçekten hiçbir gücüm kalmamıştı. Hiçbir yeri toparlayacak ama uyudum. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum. Birazdan makyaj da yapacağım. İyi de görünürüm diye düşünüyorum. Neler değişti dünden bugüne? Onu size göstermek istiyorum. Çünkü bence bayağı yol kat ettik. Gördüğünüz gibi burada bir perdemiz de var. Evin girişine geldiğimizde buralarda koliler duruyordu biliyorsunuz. Hepsini toparladım, yerleri sildim. Şöyle bir koridor halısı koydum. Bu arada günler sonra ilk defa kot giydim. Yani uzun zamandır kot giymiyorum. Güzel bir hismiş. Benim odama direkt gelecek olursak yatağı koydum. Bir karyola bakmam lazım ama ne ara gidip bakacağım bilmiyorum. Muhtemelen internetten söylerim diye düşünüyorum. Umarım yanlış karar vermem. Bu halı diyorum. Bu perde bizim var olan bir perdemiz zaten. Dün hemen onu taktık idareten. Burada tabii dolaba yerleşmeyi bekleyen kıyafetlerim var. Bir o kadarı da şu ebeveyn banyosunda duruyor. Gardırobu almam lazım ama oda gördüğünüz gibi çok büyük bir oda değil. Şu iki kolon arası bir dolap olsa en azından şöyle şuraya hani burayı çok kapatmayacak şekilde çünkü karyola ta buraya kadar gelir muhtemelen. Buraya çok geniş olmayan bir makyaj masası koyabilirsem çok süper olurdu. Buradan çıkalım hadi. Salona geldiğimizde, daha doğrusu salon mutfak, koltuğu böyle bir güzel koydum. Bir güzel de sildim. Şu an orta sehpamız olmadığı için laptop sehpamı kullanıyorum. Hani üzerinden bir şeyler yiyoruz. Sonrasında güneşliklerimiz var. Perde alacağım. Bu şekilde mutfak yani. Bu arada bunlar şimdi hani ne yol kat ettik onları görün diye. Yoksa her şeyi dekor dahil. Yani kendimi de göstereyim. Dekor dahil bütün her şey oturduğunda. Çünkü bakmayın evet şu an böyle ama 50 kere her şeyin yeri değişir yani. Evine yeni taşıyanlar beni anlıyorlardır. Ama bu sivilcem çok kötü. Neyse. Ya her şeyin yeri muhtemelen değişir. İster istemez değişir. O yüzden hani şimdi evin son bir durumunu görün diye gösteriyorum. Sonrasında son halini göreceksiniz. Şimdi merdivenlerden yukarıya çıkalım. Burası da kardeşim kullanacağı oda. Zuzu yine haylazlık peşinde. Evet, yukarıya çıktığımızda onun da aynen yatağı duruyor. Onun eksiği benden daha çok. Onun hem burada ışıklarım var. Onun hem dolaba ihtiyacı var, hem büyük bir çalışma masasına ihtiyacı var. Onun biraz daha fazla yani. Size daha önceden terası gösterdim mi bilmiyorum ama şöyle terası bakın. Şu an kapısı kapalı. Yani en basitinden terasa bile mobilya geleceği için ev şu anda olduğundan çok daha farklı görünecektir. Öyle düşünüyorum. Ama genel hatlarıyla bu şekilde. İş bitti mi? Bitmez. İş bitmez yani. Yeni bir eve taşınmak 3 günde bitebilecek bir şey değil. Temizliği okey ilk gün bitirirsiniz. Ama bu kartonları, kolileri tekrar boşaltıp yerine koymak insanın anasını ağlatıyor ya. Yani gerçekten bütün kemiklerimin sızladığını hissediyorum. O kadar bir ağrı. Ama böyle hani böyle baktığımda güzel göründüğü için hoşuma da gidiyor. Ha bir de size güzel bir sorum var. Şimdi bakın. Bu yastıklar benim eski evden getirdiğim yastıklarım. Ve birçoğunu Zuzu böyle fermuarını şey yaptığı için koptu. O yüzden hani hem rengini de değiştireyim diyorum. IKEA'ya gideceğim. Sizce
Bu koltuğa ne renk yastık kılıfı uyar? Bu arada bu siyah. Televizyon sehpamız siyah. Avizemiz siyah. Hani siyah da mı olabilir acaba? Güzel güzel fikirlerinizi yazın bakalım. Ona göre ben de düşünüp alacağım. Şarjımı da görüyorum şu an bitmek üzere. Yani son durum bu. Size aslında biraz bundan bahsetmek istedim. Biraz göstermek istedim. Çoğu bitti, azı kaldı diyebilirim. Yani artık hani tek tük şeyler kaldı. Onlar da hani günlere yayılarak yapılabilecek şeyler. Artık hani ineceğiz. Biraz çünkü çok yorulduk. Kolay değil. Beylikdüzü'nden Anadolu yakasına taşındık. Hani o git gel bile insanı çok yoruyor. Ama güzel. Yani bu mahalleyi de sevdim, burayı da sevdim. Anadolu yakası zaten bildiğim bir yakaydı. Önceden yaşıyordum zaten burada. O yüzden mutluyum. Umarım hayırlı uğurlu olur ve neşemiz eksik olmaz. Sizin de evlerinize umarım neşeniz eksik olmaz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz beni ekstra mutlu etmiş olursunuz. Yorumlarınızı yazın mutlaka. Ha, bu yastıklarla alakalı bekliyorum. Bir dahaki videoda umarım tekrar görüşürüz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.